Merhaba Şifre Net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Teknosa'nın yeni akıllı telefonu Prio P2'yi inceliyoruz. Teknosa Prio P2'den önce biliyorsunuz yaz aylarında Prio P1 modeli ilk defa satışa sunmuştum. Ayrıca ülkemizde de bir perakende zincirinin ilk defa kendi markasını taşıyan da bir akıllı telefonu olmuş oldu. Hızlı bir şekilde P2 modeli de çıktı. Hani bir sene sonra değil de yaklaşık 5-6 ay sonra ikinci modeli geldi. İkinci model biraz daha iddialı özelliklere sahip fiyat segmentinde. Teknosa Prio P2'nin fiyatı 899 TL. Teknosa Mobil ile aldığınız zaman 350 liralık bir indirim oluyor ve telefon çok daha uygun bir fiyata geliyor. Yani gerçekten o fiyata bu telefon inanılmaz bir fiyat performans avantajı bizlere sunuyor. Ayrıca cihazla beraber TV Bu üyeliği de var. Bir ay boyunca TV Bu'yu ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarını da izleyebileceksiniz bir ay boyunca. Bu segmentte 899 TL Türkiye'de oldukça tutan bir seviye oldu. Hem operatör telefonları oldukça mevcut hem de Teknosa Prio P2 de gelmiş durumda. Teknosa Prio P2'nin oldukça zengin bir kutu içeriği var. Zaten kutu açılış videosunu yapmıştık. Hızlıca özetleyelim. 2 amper güç verebilen hızlı şarj adaptörü var. Yani cihaz gerçekten hızlı şarj oluyor. Bunun yanında bir tane koruma kılıfı var. Silikon bazlı bir koruma kılıfı var, şeffaf. Ayrıca ekran koruyucusu ve ekran koruyucusunu dahi takabilmeniz için bir tane cetvele benzeyen bir aparatla beraber ekranı silme bezi de bulunuyor. Ayrıca ortalama seviyenin üzerinde de bir kulaklık kalitesine sahip olan bir kulaklık var. Yani kutu içerisine baktığımızda ürünün oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Bunları bir kenara koyalım. Cihazın teknik özellikleri de oldukça başarılı. Teknosa Prio P2'nin tasarımıyla incelememize başlayalım. Cihazın tasarımı şık diyebiliriz. Özellikle arka tarafında benim çok sevdiğim eli yumuşaklık hissi veren bir dokulu kaplama var. Bu kaplama oldukça güzel. Arkada Prio Teknosa yazıyor. Telefonun kutusundan çıkan pek çok üründe, şarj kablosundan tutun adaptörüne kadar her şeyin üzerinde Prio yazıyor. Yani markalaştırma konusunda da Teknosa çalışmış. Arka tarafta bir kamera var, LED flash var, bir de hoparlör alanı var. Düz bir kapak var. Bu kapağın sadece elinize verdiği doku çok güzel. Elinden kolay kaymıyor ve bir dokulu, düz plastik değil en azından. Bu güzel bir detay. Etrafında ise şık bir çerçeve var. Bu çerçevenin sağ tarafında ses kısıp açma ve güç butonu bulunuyor. Sol tarafında herhangi bir tuş yok. Teknosa Prio P2'nin alt kısmına baktığımızda USB Type-C portunu görüyoruz. USB 3.1 standardıyla beraber USB Type-C hem yüksek bir veri bağlantı hızı bizlere sunuyor hem de daha hızlı bir şarj imkanı bizlere sunuyor. Telefonun genel olarak tasarımı şık ve güzel. Alt tarafta da kapasitif tuşlar var. Bu kapasitif tuşlar sayesinde 5.5 inçlik ekrandan da görüntü alınmıyor. Dilerseniz ekran demişken ekrana gelelim. Cihazda AMOLED ekran kullanılmış ve kullanılan ekranı ben kalitesini cidden beğendim. Çok güzel bir AMOLED ekran kullanılmış. Özellikle renk kalitesi, beyaz dengesi oldukça başarılı ki ayarlardan girip renk sıcaklığını da zengin bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da kullanılan ROM'un avantajlarından bir tanesi. 720p çözünürlüğünde 5.5 inçlik AMOLED ekran kullanılıyor. Full HD olabilir miydi? Olabilirdi. Full HD çözünürlüğündeki telefonlarda var piyasada. Fakat 720p'nin pil tasarrufunda ve performansa ciddi bir tasarrufu var. Bunu mesela Sony Xperia kompakt ailelerinden de biliyorsunuz. 720p ekranlı telefonlar daha hızlı çalışıyor. Çünkü çözünürlük arttıkça hem pil tüketimi artıyor hem de performansınız da biraz azalıyor. Ama burada herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayrıca ekranda da bence 5.5 inçte 720p sınır, negatif çok da bir algı hissetmiyorsunuz. Genel olarak ben ekran deneyimini beğendim. Bu noktada da herhangi bir sıkıntısı yok. Telefonun görüş açısı çok iyi. Ekran parlaklığı gayet doyurucu. Renk derinliğinden tutun kontrast değerleri gayet tatminkar. Segmentindeki diğer telefonlardan da iyi bir ekran kalitesi sunuyor. Çünkü diğer operatörlerin sattığı 899 TL bandındaki telefonlarda kullanılan IPS ekranları biraz daha parlaklık derecesinden dezavantajlı olduğunu biliyoruz. Hani bu telefonun AMOLED ekranıyla beraber bu noktada çok dezavantajlı olmadığını söyleyebiliriz. Gelelim bir telefonda en çok merak ettiğiniz noktaya, donanıma.
Bu telefon performans olarak gerçekten güçlü bir telefon. Ayrıca yazılımla beraber çok da güzel entegre edilmiş. Ben kullandığımda şaşırtıcı derecede cihazın stabil, hızlı çalıştığını gördüm ve gerçekten çok şaşırdım. Yani üst segment telefonlardaki o hızı neredeyse hissedebiliyorsunuz. Yani gerçekten arayüzü çok stabil çalışıyor. Tabii bu noktada da bir arayüz farklılığı da var. Diğer pek çok Android telefonda görmediğiniz farklılaştırılmış bir Android arayüzü var. Tabii Android bu noktada bizim elimizi güçlendiriyor. Gidip başka bir Android arayüzü de yükleyebilirsiniz. Referans Android Asistan Launcher'ından tutun aklınıza gelebilecek pek çok farklı arayüzü, launcher'ı telefonu yükleyebiliyorsunuz. Bu Prio P2'de kullanılan standart launcher'da herhangi bir menü yok. Yani ZTE'nin, Huawei'nin, Meizu'nun ya da Xiaomi'nin telefonlarındaki arayüze benzeyen bir arayüz kullanılmış. Simgeler AMOLED ekranın avantajına göre yorumlanmış. Bol parlak, güzel renkler var. Yuvarlatılmış simgelerle günümüzün trendleri de yakalanmış. Telefonun üstteki klasik Android'de bulunan bildirim çubuğundan doğrudan uygulamalara erişebiliyorsunuz. Ama genellikle Apple'ın yeni iOS cihazlarında kullanılan alttan bildirim sistemi bu cihazda kullanılmış. Bildirimleri açmanız için alttan yukarı doğru bildirim çubuğunu çekmeniz gerekiyor. Buradan hızlı ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kamera, hesap makinesi, arama ve el feneri gibi kısa yollara da direkt ulaşabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olarak cihaza eklenmiş. Ama hani şu anki kutudan çıktığı haliyle beraber biraz Android arayüzünden farklılaşmış. Yani standart Android arayüzündeki deneyimlerinizi biraz alışabilmeniz için biraz vakit geçirmeniz gerekebilir. Ama bunları yeni ayarlarla da düzenleyebiliyorsunuz, bu noktada da etkili. Yani arayüz tarafında özetlemek gerekirse, evet, bir ana menü yok, ana ekran var sadece, ana ekranda simgeler geliyor. Belli başlı bazı farklılıklar var ama bu stabilite etkisi altında çok telefonun stabil çalışmasını sağlıyor. Gerçekten iyi bir yazılım donanım uyumu var cihazda, herhangi bir hiç hata almadık. Çok güzel çalıştı. Gerçekten detaylarda siz de görüyorsunuz. Normal işlemlerini yaptığında gerçekten stabil çalışan, güzel çalışan bir telefon var. Gelelim donanıma. Telefonun donanımı güçlü. Yani bulunduğu segmente göre MediaTek'in MT6753 işlemcisi kullanılıyor ki bu işlemci Snapdragon 615'in aşağı yukarı denge bir işlemci. 8 çekirdekli ARM Cortex A53 mimarisinden gücünü alıyor. 1.3 GHz hızında çalışıyor ki 300 MHz ile 1.3 GHz arasında değişen bir frekans aralığı var. İşlemci kullanılmadığı zaman, çok yoğun kullanılmadığı zaman çekirdeklerini kapatıp asenkron çalışabilen bir işlemci. Bu da güç tasarrufunda ek bir tasarruf sağlıyor bize, avantaj sağlıyor. 28 nanometre teknolojisiyle üretiliyor ki bu işlemciyi zaten 800 liradan 1500 liraya kadar pek çok telefonda görebiliyoruz. Helio X10'u da neredeyse andıran grafik işlemcisi haricinde iyi bir işlemci. Çekirdek gücü, kas gücü güçlü bir işlemci. Grafik işlemci tarafında bu cihazda Mali T720 kullanılmış. T720 de 720p ekranı için yeterli bir grafik işlemci. Zaten bu işlemcinin bir üst seviyesinde yine işlemci çekirdekleri aynı kalıyor. Mali T760 geliyor. Onu da daha çok Full HD ekranlı cihazlarda kullanıyorlar. Bunu da söyleyelim. Cihazın diğer donanım özelliklerine bakacak olduğumuzda 2 GB RAM var. 16 GB dahil depolama var ve bunu micro SD kartla beraber artırabiliyorsunuz. Telefonun arka kapağı çıkabiliyor. SD kart ve micro SD kartı arka kapağı çıkardıktan sonra takabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefon donanım olarak gayet başarılı, hızlı çalışıyor. Peki bu oyunlarda bizlere nasıl yansıyor? Dilerseniz oyun oynayalım, sonra test sonuçlarını değerlendirelim.
Evet arkadaşlar, cihazı kullandık. Isınıyor mu, ısınmıyor mu, performansı nasıl, bunların hepsini aklınızdaki soru işaretlerini kaldırdığımızı düşünüyoruz. Hem sentetik hem de deneysel deneyimlerimize dayanan, sizlerin de gördüğünüz ölçümlerle beraber detaylıca baktık. Bağlantı özelliklerine bakacak olduğumuzda da 1000 TL altı telefonlarda olan özelliklerin burada da olduğunu aşağı yukarı görüyoruz. 4G desteği var. Bu güzel bir detay. Nisan'dan sonra 4G'yi de kullanacağız. 3G, 4G bağlantısı var. Bluetooth bağlantısı var. Wi-Fi ve normal GPS bağlantıları bulunuyor. Wireless tarafında 5 GHz değil de 2.4 GHz'lık wireless bağlantılarını destekliyor. Yani 802.11 BGN var. AC desteği yok. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Ve gelelim kameraya. Telefonun da iddialı olduğu noktalardan biri kamerası. 13 megapiksellik bir ana kamera var. Bu 13 megapiksellik ana kamera güzel fotoğraflar çekebiliyor LED flash ile beraber. Yani segmentinde benzer fiyattaki telefonlardan hiç geri kalır bir yanı yok. Gerçekten güzel bir fotoğraf kalitesi olduğunu söyleyebilir. Özellikle üst segment telefonları da aratmayan bir fotoğraf kalitesi var. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. Burada çıtayı iyice yükseltmiş Teknosat Pro P2. Genellikle bu sektörde, bu segmentte 13'e 5 megapiksel kamera standardı var. Burada 13'e 8 megapiksel standardı benimsenmiş ve çektiği fotoğraflarda bence güzel ön kamerayla, yani beklentilerinizi karşılıyor. Özellikle önde kullanılan kameranın boyutunu da görüyorsunuz. Hani lens de küçük mercimek kum tanesi kadar bir lens değil. Güzel de bir lens kullanılmış. Bu noktada da herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Şöyle bir selfie fotoğrafı da çekeyim detaylı. Zaten detaylarda başka fotoğrafları da göreceksiniz. 10 numara detaylara inebilen bir ön kamerası var. O 8 megapiksel çözünürlüğün yüksek farkını burada hissedebiliyorsunuz. Sakal detaylarında olsun, başka detaylarda olsun bunları görebiliyorsunuz. Güzel bir ön kamerası var. Kameradan bahsettik, bir de videodan da bahsedelim. Cihazın ana kamerası 1080p çözünürlüğünde 30 fps hızında video kaydı yapabiliyor. Ayrıca şimdi burada da kaydediyorum. Ön kamerası da 720p çözünürlüğünde video kaydı var. Ama ön kameranın lensi iyi olduğu için gerçekten 720p'de de bence şaşırtıcı bir video kalitesine sahip güzel video çekiyor. Ki şu çektiğim videoyu da detaylarda izleteceğim sizlere arkadaşlar. Güzel bir video performansı olduğunu söyleyelim. Genel olarak kameraya bakacak olduğumuzda iyi bir performans aldığımızı söyleyebilirim. Kullanılan kamera yazılımı da hızlı çalışıyor, seri çalışıyor. Ayarları iyi optimize edilmiş. Bunu da söyleyelim ve gelelim merakla beklediğimiz bataryaya. Cihazda 3150 mAh'lık batarya var ve bu batarya gerçekten segmentindeki cihazlardan bir tık daha önde. Genellikle 5.5 inçlik telefonlarda 2900'de de 3000 mAh'lık batarya kullanıldığını görüyoruz. Üst seviye firmaların çıkardığı orta ve giriş seviyesindeki telefonlarda da bu batarya seviyesi 2600-2400 mAh'lere kadar düşüyor. Teknosa burada 3150 mAh olması konusunda özen göstermiş. 3150 mAh'lik batarya gerçekten cihaza iyi bir batarya performansı sunuyor. Bir günü çok rahat bir şekilde çıkartıyorsunuz ki üzerine kullanım durumuna göre ikinci günde görebileceğiniz bir pil performansı bu. AMOLED ekranı olduğu için ve 720p'de çalıştığı için zaten ekran az güç tüketiyor. Ayrıca 720p ekranlı bir telefon zaten az güç tüketiyor. Bunu örneğin Xperia Z3 ile Z3 Compact arasındaki farkı düşünün. Compact model daha çok pil tasarrufu sunuyor. Niye? Çünkü 720p çözünürlüğünde daha ufak bir ekranı var. Ekranın ufaklığı, boyutu çok büyük pil tüketimini etki etmiyor. Çözünürlük daha çok etki ediyor. Çünkü sürekli telefonu 1080p'de çalıştırmayı düşünün donanımsal olarak. Bir de 720p'de çalıştırmayı düşünün. 720p güç tasarrufunda avantaj sağlıyor. Bir de performans noktasında da avantaj sağlıyor. Bunun yanında yani tüm bunları alt alta koyduğumuzda bir de bir kas gücü de var. 3150 mAh'lik batarya var. Gerçekten iyi bir pil gücü
gücü bizlere sunuyor. Yani deneyimlerimize göre 2 güne kadar varan bir pil süresi var ki bir günde görüyorsunuz. Yani ben açıkçası sırf hani her şeyini geride bıraktım ki kullanılan işlemci de çok yeterli. 8 çekirdekli ARM Cortex A3 gibi 64 biti destekleyen 28 nanometre yeni nesil bir işlemcinin kullanıldığı bir cihaz. Hani çok çok fazla şeyler beklemiyorsanız pil gücü için kullanılabilecek bir cihaz. Zaten hani benim pile çok ihtiyacım var. Benim şu anki kullandığım telefonda çok daha avantajlı bir pil süresi sunduğunu söyleyebilirim. Bu bile bazı insanlar için geçiş amacı olabilir. Bu noktada özetlemek gerekirse telefonun çok iyi olduğu noktalar var. Nedir? Kutu içeriği çok iyi. Oldukça iyi düşünülmüş kutu içeriği var ve kutu içeriğindeki tüm malzemeler güzelce editlenmiş. Bataryası çok iyi. Onun yanında rakibi olan telefonlara göre benzer işlemci, RAM ve depolama kombinasyonu da geliyor. Android 5.1 ile geliyor. Arayüzü çok hızlı. Zaten Benchmark sistem testinde de sırf sistem tarafında 1800 gibi çok ciddi bir skor aldı. Yani segmentindeki telefonların donanım yazılım uyumu bu kadar iyi değil. Bu noktada bu telefonu başarılı buldum. Ekranı AMOLED olması bir artı. Kameralarını da beğendim. Bence sunduğu indirim çekleri, avantajları, zengin kutu içeriği, batarya performansı ile beraber 899 TL'ye çok güzel bir telefon olmuş. Telefon gerçekten benim hoşuma gitti. Başarılı bir telefon. Tavsiye ediyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.